Kahramanmaraş'ta doğuştan bedensel engelli 86 yaşındaki Osman Karakoyun'un evinin yakınındaki camiye kendi imkanlarıyla giderek namaz kılma hayali, mavi kapaklarla alınan akülü engelli sandalyeyle gerçek oldu. Sen dinlen, zorlanma. Yavaş yavaş. Şu şöyle. Bunun emniyette var. Bastık mı amca? Şimdi çalıştı. Merkez 12 Şubat ilçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan 9 çocuk, 36 torun sahibi, doğuştan ayaklarından engelli Karakoyun, evinin yakınındaki Abdülhamit Han Camisi'ne çocuklarının yardımıyla gidebiliyordu. Engelliler için 2012'den bu yana plastik kapak toplayan Abdülkadir Zeki Gülmez, Karakoyun'un bu hayali için temin ettiği akülü engelli sandalyesini Karakoyun'a teslim etti. 86 yaşındaki Osman amcanın en büyük hayali, Türkiye'nin 3. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camisi'ne kendi imkanlarıyla gelmekti ve bugün o hayali gerçekleştirdi. Akülü tekerlekli sandalyesiyle birlikte kendi kendine Abdülhamit Han Camisi'ne geldi ve birazdan da namazını kılacak. Sandalyesini alan Karakoyun ilk kez kendi imkanları ile evinin yakınındaki camiye gitme hayali gerçek oldu. Karakoyun camide gazetecilere yaptığı açıklamada ayaklarından dolayı kendi imkanlarıyla camiye gidemediğini, hep birilerinin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti. Gidemiyorum, kimse de getirmiyor, kimsem de yok. Ayakta yürüyemiyorum. Buraya gelmek için ihtiyaç lazım oluyor. Onu da bulamıyorduk, gelemiyorduk. 2 sene oldu ben bu camiye hiç ayak basamıyordum. Cenazeye gidemiyorum, cemaate gidemiyorum. Bir yere, yakınlarımıza, uzaklara zaten gidemem de. Bir komşumuzun yanına varıp ve hasta olsa ziyaret edemiyorum. Bu yüzden bu sandalyeye çok büyük ihtiyacım var. Önümüzdeki cumada hiç gidemedim. Bir kimse bulamadım, camiye gidemedim. İşte bu yüzden buraya gelmemize vesile olanlardan Allah razı olsun. Amin. Hamdolsun getirdiler, yaptılar, elimize verdiler. Biz de memnun olduk, teşekkür ettik. Hepsinden de Allah razı olsun. Bak toplayanlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Daima bu işlerde de bulunmalarını rica ederek. Müslümanlara, insanlara yardım etmelerini rica ederek. Gülmez ise Karakoyun'un tek başına camiye gitme hayalini öğrenmelerinin hemen ardından ihtiyacı olan engelli akülü sandalye için çalışma başlattıklarını söyledi. Bu amcayı bir an önce tanımıştık. Bu amcanın en büyük hayalinin Türkiye'nin 3. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camisi'ne kendi imkanlarıyla gelip gitmek istediğini öğrenmiştik. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren okullarımızın katkılarıyla bu amcamıza biz elhamdülillah bir elektrikli akülü sandalye temin ettik. Bu mutluluğa bizler de şahit olduk. Amcanın duasına ortak olduk.